bütün gerçekten bu ülkenin yurtseverlerini, bu ülkenin aydınlık insanlarını ayağa kaldıran bir hikaye yaşandı. Bu Osmanlı hanedanının dördüncü kuşaktan torunu bir kızcağız evlendi bir adamın biriyle. O da fez takmıştı falan böyle o giysilerle gelmişti düğüne. Ve o şeyde İlber Ortaylı da oradaydı. Gelinin gelin tarafından davet edilmişti ve nikah tanıklığı yaptı. Ve öbür tanık da Şevki Yılmaz'dı. Şimdi bu Şevki Yılmaz'ı gençler çok iyi tanımazlar. Ama bir zamanların Rize Belediye Başkanı'ydı. Ardından Refah Partisi milletvekili oldu. Şöyle bir örnekten anlatayım. Hacca gittiğinde Cumhuriyet aleyhine ve Atatürk aleyhine abuk subuk sözler söylemiş ve bunu da reddetmişti. Reddetmeyi de şöyle yapmıştı. Bana komple kurdular. Allah Allah bu nedir filan dedik. Baktık komplo demek istiyormuş. Böylesinde okumuş yazmışlığı fena halde yüksek. Entelektüel seviyesi de bir hayli yüksek. Şu anda da Akit gazetesinde yazılar yazıyor. Sonra bu doğru yol diyorum, doğru yol değil, Refah Yol. Refah Yol iktidarı sona erdikten sonra bu arkadaş ortadan kayboldu. Bir baktık Almanya'da, yıllar yılı Almanya'da yaşadı. Sonra kendisine yakın bir iktidar kurulduktan yine bir süre sonra geldi Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'de melanet saçmaya devam ediyor. Çok ağır sözlerle yüklendi. Şimdi size anlatacağım da zaten seyredeceksiniz de. Hatta önce bir seyredelim sonra ben konuşayım. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabii. Cumhuriyet'in kurucu kadrosu ve Atatürk'e yönelik bu skandal ifadeler gerici Şevki Yılmaz tarafından 2. Abdülhamit'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğün töreninde söylendi. Çiftin nikah şahitliğini yapanlardan gerici Yeni Akit gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz, Cumhuriyet'in kurucularına hakaret etti. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesislerinde yapılan düğün töreninde yaşanan olayın sosyal medyada duyulmasıyla Şevki Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Böyle bir ailenin düğününde birlikteyiz. Düğünde nikah şahidi olan tarihçi İlber Ortaylı da eleştiri oklarının kendisine yönelmesi üzerine sosyal medya hesabından düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır sözleriyle tepki gösterdi. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabii. Atatürkçü Düşünce Derneği, Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan dernek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soysuz diyerek, aklınca aşağılayıp hakaret ederek suç işleyen Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk dedi. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabii. Şevki Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve dönemin CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'a hakaret etmesiyle tanınıyor. Yılmaz, Türk askerine de Monkov ayısı demişti. Osmanlı'ya iftihar ediyorum. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabii. Yılmaz, Rize Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde de resmi bayramlarda Atatürk anıtına neden çelenk koymadı ve saygı duruşu törenlerine katılmadığı yönündeki bir soruya "Biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz" yanıtını vermişti. Evet, aslında başka söyledikleri de var. Bir beddua edildi. Yanında da Halil Konakçı diye bir cami imamı var. Ama nasıl cami imamı anlayamıyorum. Mesela o düğüne de son derece lüks bir araba ve bir koruma ordusuyla geldi. Böyle bir imam yani, anlayın artık. Ve o bedduada da Selanik'ten gelen dönme lafını kullandı. Vallahi o dönme, soysuz bunları bilemiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Soysuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeden İngiliz zırhlısına binip kaçan Padişah Vahdettin için kullandığı sözcüktür.
soysuz demiştir. Bir kendi halkından kaçarak bir İngiliz zırhlısı, Malaya zırhlısıydı onun da adı. Önce Malta'ya sonra da Avrupa'ya defolup gitmişti. İşte buna aklı sıra, bunlar çok iyi biliyorlar ya tarihi, aklı sıra böyle bir bu soysuzu onlara iade edecek falan gibi. Halbuki Atatürk'e soysuz diyenlerin soysuz olduğunu tarih bütün gerçeklikle ve bütün yönleriyle ortaya koymuştur. Bu arada bunlar olurken Atatürk'e beddualar, bilmem neler, şunlar bunlar olurken maşallah onlara hiç dokunulmuyor. Fakat bu şeriatla ilgili bir laf eden avukat Feyza Altun gözaltında alındı. Hala da gözaltında. Neymiş? Gerekçeyi söylüyorum. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik. E peki o öyle de bu ne diye sormak gerekmiyor mu? Ne yani? Bakalım Feyza Altun nasıl gözaltına alınmış? Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek. Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Son dönemde sıkça rastladığımız şeriat yürüyüşlerinin ardından sosyal medya hesabından tepki olarak bir paylaşımda bulunan avukat Altun hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Altun tamamlanan aramaların ardından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun hastane girişinde konuştu. Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek. Sağlık kontrolünden geçirilen avukat Altun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kapat ya. Altun gözaltına alınmadan hemen önce konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yapmıştı. Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern, laik, hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. İşte böyle. Yani şeriata karşı çıkan halkı kim ve tahrikten gözaltına alınırken, hatta bazen tutuklanırken, şimdi bu tarafa baktığınız zaman ne görüyorsunuz? En ağır lafları ediyor, hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallayarak çekip gidiyor. ADD'nin de suç duyurusunu zaten izledik, bakalım ne çıkacak. Sonuçta pek ben bir şey beklemiyorum açıkçası. Evet, gazetelere geçeceğiz. Gazetelerde de bu olay çok büyük bir şeyle, Sözcü'de mesela, verilmiş durumda. Eski Refah Parti Milletvekili Şevki Yılmaz, Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dedi üst başlığıyla. Atatürk'e soysuz diyen soysuzdur. Manşet bu. Gerici zihniyetin Atatürk'e alerjisi bitmiyor. Osmanlı torununun nikahında yine Atatürk'e hakaret edildi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ savcıları göreve çağırdı. Yani bakın, Özdağ'ın söyledikleri de önemli burada. İkinci Abdülhamit'in beşinci kuşaktan torunu Berna Osmanlıoğlu ile Yiğit Onur Özcan geçen hafta İstanbul'da evlendi. AKP'li belediye başkanını kıydığı nikahta eski Refah Partili Şevki Yılmaz isim vermeden Atatürk'e kin kustu. Yılmaz, Osmanlı ile iftar ediyorum, Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum dedi. Özdağ meydan okudu. Bu sözler büyük tepki çekti. Ekonomist Özgün Demirtaş, Atatürk'e soysuz diyen soysuzdur dedi. Zafer Partisi lideri Özdağ'ın tepkisi ise şöyle: Şevki Yılmaz Atatürk'e ve meclise hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmalı. Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız, sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösterebilirim demiş. Şimdi bu Atatürk'e dil uzatan Şevki Yılmaz'ın bazı yediği herzeleri anlattım biraz önce. Başka şeyler de var tabii. Laiklik karşıtı eylemleri nedeniyle 26 yıl önce kapatılan Refah Partisi'nin sivri dilli vekiliydi. Refah Partisi'nin kapatılmasına neden olan isimlerdendi. Ayrıca FETÖ'cü hainlere de af istemişti. Almanya'da da bu konuda onlarla çok dirsek temasında bulunma dair haberler yayınlanmıştı medyada. Sosyal medyada şeriat karşıtı mesaj atan avukat bu arada gözaltına alındı. Biraz önce bantını izlediniz. Şimdi bu çok enteresan
enteresan olduğu kadar soysuzluğun aslında ne demek olduğunu, vicdansızlığın, haysiyetsizliğin ne demek olduğunu çok iyi anlatan bir haber daha var. Sözcü'de şu haberden bahsediyorum. Müteahhit kentsel dönüşüm için aldığı binayı eskisinden daha çürük yaptı. Şimdi tekrar yıkılacak bu bina. Büyük deprem bekleyen İstanbul'da vatandaşın işi zor. Bahçeli evlerde dayanıksız olduğu için yıkılan sitenin yerine yeni apartmanlar yapıldı. Ve bir skandal ortaya çıktı. Projede olması gerekenden daha az demir kullanıldığı tespit edildi. Deprem yönetmeliğine göre göçme riski olduğu belirtildi. Evini bekleyen vatandaşlar da burası inşaat değil, tabut dedi. O müteahhiti kim buldu, neden buldu? Bu müteahhit şu kadar incecik demirlerle nasıl oldu bu apartmanı inşa etti sorularının yanıtını eğer şanslıysak öğrenebileceğiz.